Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golba.com ve Kayseri Oteli Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir video olacak diye tahmin ediyorum. Kısaca onu belirteyim. Ee, sonra bana niye uzun bir video olacaktı bizi uyarmadın demeyin. Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. 5 ayrılık daha. Salahi sonrası. Ama muhtemelen haberimizde 5 ayrılıktan ziyade 7 transferi de konuşacağız arkadaşlar. Hem geleni hem gidelim. Şimdi Fenerbahçe'ye son dakika haberleri diye başlayalım. Çarpıcı transferlerle 2023-2024 sezon için vitrine yiyip yeni bir Fenerbahçe koyan Başkan Ali Koç. Transfere bir hafta ara vereceklerini açıklamıştı. Ama bu açıklamanın ardından da artık kimlerin gideceği merak konusu olmuştu. İlk isim de Atilla Salahi oldu. Atilla Salahi'ye Oppenheim'ın transferi için izin verildi. Bu ayrılık büyük ölçüde netleşti. Artık buradan döneceğini zannetmiyorum. Almanya'ya giden Almanya'ya giden Macar futbolcu takıma veda etti ve diğer isimlere sıra geldi. Şimdi Kent, Ceko, Ciku, Simanski, Tadic, Bekao bunlar takıma katıldı. Katıldı katılmasına ama Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı Atilla Selayi'yi de dahil edince 19'a çıkmış oldu. Hal böyleyken de Fenerbahçe'nin e, özellikle yabancılardan 5-6 kişiyi göndermesi gerekiyor. Kaldı ki almak istediği isimler de var. Şimdi en az 5 futbolcu ayrılacak diyor. Ben yalanlıyorum bunu. En az en en az 7 yabancı ayrılacak arkadaşlar. Ayrılmak zorunda. Hatta en az 6 yabancı artı Lincoln'ün belki sözleşmesi dondurulabilir. Yani lisansa dondurulabilir sözleşmesi demeyeyim. 6 e, yabancı kesinlikle ayrılacaktır. Şimdi Zadie Sadio Grossi, muhtemel Crespo olabilir. Osayi Samuel kesinlikle olabilir. Cabo Pedro yola açık olsun. Gustavo Henrique yolu açık olsun. Yani bu durumların netlik kazanması bekleniyor. Bak Rossi, Crespo, Osai, Pedro, Gustavo Henrique 5 etti. Yetmez. Atilla Salah'ı da dahil edince 6 yapıyor. En az 6. Ben Arao'yu da ekleyebilirim oraya. 7 yaptırırım. Ee, bir şey daha var. Şimdi Fenerbahçe'mizin Zimbru Cianiso maçının oyuncu listesi açıklandı biliyorsunuz. Kim yoktu? Cao Pedro. Samet Akaydın. E Samet Akaydın e sakat. Ama Cao Pedro yok. Duraks adından anlamışsınızdır. Ara o Joshua King. Az önce King'den bahsettik mi? Bahsetmedik. Joshua King de yok. Atilla Selahi zaten malum. Bekao yeni geldi. Lincoln sakat. Umut Nair yeni geldi. Emre Demir kadro derinliğinden olmadı. Bir de Emre ile Emir Ortakaya'ya oynayabilecekleri kulüp arıyoruz açıkçası. Nazım Sangare zaten onu da yolu açık olsun. Bence e, bir isim de o diyeyim. Artu Elmaz da yeni gelen isimlerden birisi. Hani yabancı sayısı olarak söylediğim için yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Sadece yabancı sayısı olarak söylediğim için en az 6 dedim. Türklerle birlikte bu sayı 10'u geçebilir. Bilginiz olsun ben söyleyeyim de sonra niye demediydin demeyin. Edinceko birkaç tane daha oyuncu gelebilir demiş. Duyumculuk desen o da var. Şimdi yeni transfer dediğin Cevkup basın mensuplarının sorularını cevaplamış. İlk izlenimlerim pozitif. Sıkı şekilde çalışıyoruz. Kısa bir süre içinde sezon başlayacak. Takım hemen hemen hazır durumda. Yeni gelen oyuncularla birlikte kısa süre içerisinde birçok iyi noktaya geleceğiz diyor. Şimdi bir Bosna olarak sizleri çok seviyoruz. Daha önce de söyledim. Bizler kardeşiz demiş. Bizce de. Fenerbahçe ile ilk görüşmem 2 yıl önceydi. Bu görüşmelerde güzel sohbetler gerçekleştirdik. Ben bunun duyumunu verdim 2 sene önce. Harbi söylüyorum bak 2021 yılında ben bunun duyumunu verdim. Ve çok alay edildi. Üstüme çok gelindi. Dediler ki öyle bir görüşme yokmuş. Hatta o zamanlar Lake of Tears sanırım yeni e, çıktıydı. Şeyden öglen adam. O çıkınca o konuşunca arkadaşlar yani o konuşunca bizim konuşmamız biraz tuhaf oldu. İnsanlar da tabii ki de tepki gösterdi. Dediler ki bak böyle bir şey yokmuş diye ama oyuncu itiraf etti. O dönemde sanırım Sercan Hamzoğlu da söylemişti. İkimizdik başka kimse yoktu. Eleştirileşimizin bir parçası saha içinde iyi bir performans sergilediğimizde iyi kötü performans sergilediğimizde kötü eleştiri olur. Bu normal bir şey diyor. Bak adam var ya çok bizim gibi konuşuyor. Hala mükemmel oynayabilirim. Şu anda 37 yaşındayım ve hala da iyi oynamaya çalışıyorum. İyi oynadığınızı düşündüğünüzde eleştirilerden bir şey çıkarabilirsiniz. Eleştiri işten ve dürüst olduğunu anlıyorsunuz. Her eleştiriden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz diyor. E ee, büyük bir camianın bu kadar uzun süre şampiyonluğu kazanamaması iyi bir şey değil. Fenerbahçe çok büyük bir camia en iyisini hak ediyor demiş. Çift mi tek forvet mi? Burada önemli olan benim pozisyonumdan Ziyade benden isteneni sahaya yansıtabilmem. Hangi pozisyonda oynamak benim için sorun olmaz. En önemli şey hızlı bir şekilde adapte olmak. Takım nasıl oynadı ve oyun stili önemli diyor. <laughs> Yapmış olduğum gözlemler neticesinde Fenerbahçe çok uzun bir sezondur şampiyonluğu kazanamıyor. Hem kulüp hem de başkanımız bu durumu değiştirmek için elinden geleni ortaya koyuyor. Bunun için savaşmalı ve çabalamamız gerekiyor. Kulüp olarak herkesin tek bir düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Burada da taraftarın önemi var. Onların desteğini her daim hissetmemiz gerekiyor. Genç oyuncular için taraftar desteğinin önemi büyük olur. Ya benim aklıma şey geldi. Biz bir tane stoperle ilgilenmiştik ya. Genç bir stoper. Siyahi Chelsea'nin bir stoperiydi. Adı aklıma gelmedi. Adama Nagalo, Nagalo, değil. Ondan çok daha önce. Malanksar. Aklıma o geldi. Şimdi Malanksar'a biz teklifte bulunduğumuzda o oyuncunun yaşı çok gençti. Bir türlü gelmedi. Gelseydi patlamaya hazır bombaydı. Şu anda e, 6 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Diyorum ki kendi kendime. Ulan, ulan diyorum. Zamanlamamız o kadar sıkıntı ki. Yani piyasa değeri 16 da sanırım. Aynen 16 idi. 2020 yılında bedavadan gittiydi Chelsea'ye. Chelsea olduğu için gittiydi. 16 milyon euro bugün 16 milyon euro boşa çıksaydı Arda Güler'dir bilmem Elif Elmas'tır. Ondan dolayı var ya şansımız o kadar artardı. Aklıma birden Malanksar geldi. Hocam senin aklına boşuna gelmez. Ee, şimdi 3 şampiyonluk için elinden geleni yapacağım diyor. Ceko. Ben Boliçi'de, Baliçi'de hatırlıyorum. Onların Fenerbahçe oynadığını, Fenerbahçe'de oynadığını biliyorum. İkisine de kişiler olarak tanıyorum. Umarım ben de güzel performans ortaya koyarım. Bu harika kulübün kaptan olmak benim için bir gurur. Her zaman pozitif olmaya çalışan biriyim. Ama asla kaybetmeyi sevmem. Kaybettiğinizde biraz agresif olabilirim. Her zaman konsantre ve dikkatli olmalıyız. Dikki kazanmak istiyorsak her maçın önemi büyük. Bütün oyuncuların da bilmesi gerekiyor. Yani eğer bir futbolcu bizim takımda oynamazsa ben onun biletini keserim. Mektubunu da keserim, donumu da keserim demek istiyor. Ben onu anladım. Uzun süre şampiyonluk kazanamıyorsanız bazı şeyleri doğru yapmamış olabiliyorsunuz. Ulan adam gelir gelmez Ali Koç'a çaktı ya. Gelir gelmez başkanla çakan transfer. İyi bir görüşme gerçekleştirdik ve mükemmel bir zamanlamayla buraya geldim. Bunu kendi adıma söyleyebilirim. İste, i̇stediğim şey tamamen Fenerbahçe'nin istediği şeydir. Başkanımız kaliteli oyuncular transfer etti. Ligi kazanmak istiyorsanız Avrupa'da varlık göstermek istiyorsanız nitelikli oyuncuların olması önemli. Birkaç oyuncu daha Fenerbahçe'ye katılabilir ama önemli olan takım halinde hareket edebilmek diyor. Ben çok pozitif gördüm. İşte Zaha'nın son talebi. Şimdi kendinden tiksindiren bir hale büründü Zaha'nın transferi. Bugün olmasa taraftarın yaradan çoğu ama zaten belliydi diyecek. Bugün olsa aman belliydi diyen kesim içe atmayacak arkadaş. Şimdi uzun süredir transfer etmek istiyorsun. Ama Sürekli yeni gelişmeler. Sürekli yeni gelişmeler. Sürekli yeni gelişmeler. Arkadaşlar bizim bir tabirimiz var. Söğüş diye bir tabirimiz var. Söğüş. Nedir söğüş? Karşındakini bızıt bızıt yapıp soymaktır. Mesela Falcao'nun Galatasaray'a yaptığıdır. İnşallah herkes yapsın Galatasaray'a. Çünkü Galatasaray'da para bitmez. Şimdi 30 yaşındaki futbolcu hala kararını vermedi. Fenerbahçe'de beklemeye geçti. Şimdi Haber Global yazarı Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Zaha'nın menajeri Fenerbahçe'yi arayıp Crystal Palace'ın teklifini 6 milyon pound'a yükselttiğini iletmiş ve Fenerbahçe'den 8 milyon pound seviyesine çıkmasını istemiş. Şimdi çok özür dilerim ama bu birlik yani başka bir şey değil. Lan adam 6 milyon pound seviyesine yükseliyorsa sen de 6 buçuğa yükselirsin. Bir kere 6'dan 6 iken 8'e yüksel demesi bu şu demek. Son kontrat Biz bunu Samat'ta da yaşadık. Sakın. Sakın. Biz bunu Samat'ta da yaşadık. Bak, sakın. Biz Samatta'yı istedik herifler ne kadar verebilirsiniz dedi. 6 milyon euro verebiliriz. 4 taksit dedik. Adamlar kabul dedi. Bir yöneticimiz deseydi ki ulan Mustafa Hoca'nın bir lafı var. Ucuzetin yahnisi yenmez. Gerçi atasözdür ama Mustafa Hoca'nın bir lafı var. Karşı taraf sizin teklifinizi anında kabul ediyorsa o işte bir iş var. diye. Şimdi bu arkadaş 4 milyon pound falan filan. Arkadaş kaç hafta var? İşte ee, 52 hafta var. Futbol oynanan haftalarda maaş aldığını düşünün. 8 ay. 8 kere 4 32. 32 düşünün. İngiliz kulübü 32 hafta üzerinden para veriyor olsa haftalık 200 bin pound verse aşağı yukarı 6.4 falan yapıyor. Bak aşağı yukarı. Orada çok ciddi bir espri var. 6 milyon pound eline geçecek paraysa Fenerbahçe bu paranın üstüne geçemez. Hocam şampiyonluk istiyorsan geçeceksin falan arkadaşım. Bak. Şampiyonluk istiyorsan 6 milyon pound. Yani e, dur şöyle yapalım. 8 milyon pound kaç euro? Merak ettim. 9.237 milyon euroymuş. Yani 9 milyon euro diyelim. 4 senelik sözleşme 9 kere 4 36. Bir 9 da imza parası ister. 45 milyon euro. Bu, bu dallamayı alacağına danjuma mıydı? Onları falan hepsini alırsın. 45 milyon euro da çok ucuza denk getirirsin. Bu dallamayı alacağına. Biz 9 milyon euro bir futbolcuya para veremeyiz. 5 milyon euro maaş. Her yıl için 2 milyon euro imza parası teklif ettik. Kabul ederse, ekime etmezse kendi bilir. Yani arkadaş ne demek teklifinizi yükseltin ya? Allah aşkına sen kimsin ya? Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Biz rest çektik. Almıyoruz o zaman vazgeçiyoruz transferden dedik. Bizim teklifimiz bu kabul ediyorsanız edin etmiyorsanız diye. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Akşam saatlerinde akşam saatlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray yarış halinde olduğunu söylediler. Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye dev çalım. Daha hamlesi. Galatasaray transferde dünya ünlü isimleri gündemini almış. Gündemini alıyor ama kadrosunu alamıyor. O da ayrı mesele. Bir müddet sonra da çıkıp yalanlıyorlar. Bizim alakamız yok diye. Ama kimse de demiyor. Hani nerede diye. Nokta atışı takviyeler. Hücum gücünü arttırmak istiyormuş. Cinchon öyle söylüyor. Cinchon yazıyor. Erden Timur Yıldız futbolcunun menajeriyle bir araya gelmiş. Zaha'nın menajeriyle. O zaman İngiltere'ye gitti. Transfer içinde flash bir hamlede bulundu. Hücum bölgesi Galatasaray. Zaha bombası takvimin palavrasına Ayşe haberine göre. Zaha için harekete geçilmiş fil dişli kanat oyuncusu Fenerbahçe ile sürekli görüşmüş ancak olmamıştı falan. Erden Timur devreye girmiş 30 yaşındaki futbolcuydan e, görüşmüş transferde kararını kısa sürede açıklayacakmış. Tamamen Galatasaray'a hizmet eden ekmeğini Galatasaray'dan alan bir yazarın uydurmuş olduğu haber. Yetti mi yetmedi? Şimdi böyle haber çıkıyor ya sosyal medyada çok fazla çakal var. Hepsinin farkındayım kimin ne niyetle yazdığının farkındayız merak etmeyin. Ne yapmış bu çakallar biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Ben size bildireyim arkadaşlar. Bu çakal arkadaşlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidiyorlar. Bu haber paylaşıldı ya. Hemen bu haberin önüne arkasına bir şey kitleyip kendilerince uygun bir hale getiriyorlar. Nasıl yani hocam? Yani şöyle arkadaşlar bu haber çıktı ya. Yaz Galatasaray'da yıllık 5 milyon euro teklif etti. Yaz Fenerbahçe 5 milyon euroyu teklif etmişti. Galatasaray 5.250 teklif etti. Ben en son bir tanesini gördüm. Galatasaray yıllık 8 milyon pound verecekmiş. Galatasaray Zaha'ya 8 milyon pound verebiliyorsa alsın helali de hoş olsun. Vallahi bak eğer bu kadar para verebiliyorsa. Hatta Galatasaray yöneticilerine desem ki ya siz 8 milyon euro yıllık verebilir misiniz? Kara para mı aklayacağız derler. Sen ne diyorsun? Bir futbolcuya 8 milyon euro asla veremeyiz. Şu kadar borç varken bankalar biline gelirin yarısı gidiyorken asla derler. derler. bir de bana söverler, sövüp gönderirler. Ama macera perest hayal gücü yüksek arkadaşlara göre bu para verilecek. Ne diyeyim Allah herkese akıl fikir versin. Arkasından gittiğiniz isimlere bir bakın arkadaşlar. Giderken arkaya bir şey bırakıyorsa üstüne basıp kayıp düşersiniz. Dikkat edin. Hani bir kardeşiniz olarak tavsiyede bulunuyorum. Yanlış anlamayın ya da anlayın. Fenerbahçe'nin Mert Müldür kararı belli, belli oldu. Yeni plan yapıldı. Şimdi mesela sosyal medyanın yine oyunlarından biri bu. Fenerbahçe'li Mert Müldür'ü Galatasaray'a yazıyorlar. Şimdi uzun süredir transfer etmek istiyoruz. Kabul. Kararı vermişiz. Merak ediyorum neymiş. Sağ sağlamın transferi çözümcü bir tutum. Sergilememesinin ardından yeni plan hazırlamış. Sadece 3 maç oynadı. Şimdi Avusturya doğumlu gurbetçi futbolcu geçen sezon sadece 2 maçta 13 dakika futbol alabilmiş. İtalya kupasında bir maçta 46 dakika sahada yer almış. Serie A'daki tüm kariyerinde 85 maç oynamış. 2 golle 5 asist kaydetmiş. Şimdi stoper orta sahanın sağında görev alabiliyor. 2019 yılda Rafik Vienden geldi. Evet ciddi bir para verdiler. 18 kez Türk milli takım formasını giyip 1 de golü var. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Sağ Sağlı'nın isteği net diyor. İstediği kadar net olsun Sağ Sağlı'nın isteği. Şimdi herkes net bir şeyler isteyebilir. Sağ Sağlı da 5 milyon euro falan filan istiyormuş. İsteyebilir. Fenerbahçe'nin kararı neymiş hocam? Vazgeçmişiz. Yeniden sakatlık endişesi varmış. Yeni planımız neymiş arkadaşlar? 2024'ünde yazında sona erecekmiş sözleşmesi. Bu kadar yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor. Mert Müldür Ocak ayında serbest kalma hakkını elde edecek. Fenerbahçe'de o zaman alacakmış Mert Müldür'ü. Vallahi düşünüyorum bir yerde mantıklı. Eğer böyle bir karar aldıysak ki benim böyle bir karardan haberim yok. Aldıysak diyorum. Ya bu kadar para verilmez. Yani uzun süre sakatlık yaşamış. Ciddi bir sakatlık yaşamış. Ve ee, eleğin sillesini yemiş demeyeyim de. Bu sezon bu sakatlıktan dolayı top oynayamamış bir futbolcuya. 5 milyon euro vermek aptallık. Başka hiçbir şey değil. Biz 2,5 milyon euro teklif ettik. 2,5'a verin alalım dedik. Kulübü e, opsiyon isteriz dedi. Biz 3,2'ye kadar çıkan bir opsiyon hazırladık. Sunduk önlerine alın dedik 3,2'ye kadar. Bu sefer de dediler ki sonraki satıştan %20 pay. Hiç kusura bakmasın kimse. Biz sonraki satıştan %20 pay verebilecek bir takım değiliz. Kim verebiliyorsa versin. Biz veremeyiz dedik. Kenara çekildik. Şu anda nasıl diyelim bekleme politikası hani vazgeçmiş görünümlü bekleme politikasındayız. Ne olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Özellikle yarın itibaren pazartesinden itibaren çok şey değişir. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya bu kez rota Almanya diyor. Şimdi ben çok merak ettim. Kimden bahsediyorlar? Yani ee, haberi şöyle bir gözümle süzdüm arkadaşlar. Şimdilik transfer şampiyonu Kanarya demiş. Hakikaten yani merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bak. Üç büyüklerin hepsini baz alın. Ellerindeki mevcut kadro ve eklemeleri baz alın. Şu an sizce transferin şampiyonu demeyeyim de ya nasıl diyeyim. Şu an yapılan transferlere göre en iyi kadro kimde dersiniz? Ya da hocam Fenerbahçe şunları şunları alsa öne geçer diyeceğiniz isimler var mı? Şimdi bakın Galatasaray medyasına kalırsanız e, Di Maria Galatasaray'daydı. Bir Mino Galatasaray'daydı. Öbürü Galatasaray'daydı. Bereki Galatasaray'da. Yani 82 tane futbolcu aldılar. Renato Sanchez'ler bilmem ne de Bir Angelino geldi herhalde. Bir de bir kişi daha aldılar da. Ee, tam aklıma gelmedi. Kaan Ayhan'ın mecburen bon servisini aldılar. Başka da hatırlamıyorum ya. Yani bir kişi daha aldılar. Neyse o. Sonra bir video çekerim ben ona. Şimdi bunu düşünüyorum. Ünlü gazeteci duyurmuş. İki, Fabrizio Romano duyurmuş hem de. Kim mi arkadaşlar biliyor musunuz? Valdemor Anton için. Bizim Valdemor Anton'a hiçbir ilgimiz yok. Galatasaray alacaksa futbolcuyu adam gibi, efendi gibi alsın. Adam gibi alsın. Efendi gibi alsın. Gitsin, alsın, sözleşmesini imzalatsın. Bak, Lianco transferinde de Beşiktaş aynı hatayı yaptı. Sanki Fenerbahçe alacakmış da elinden almış izlenimini sunmaya çalıştı. Futbolcu sakat çıktı. Allah herkesin gönlüne göre versin ya. Söyleyeyim. Fenerbahçe'de ayrılık yakınca Pedro. Bir kere şunu söyleyeyim. Ağzıyla kuş da tutsa. Geçen sene yaşadığı sakatlık sakatlıktan kötü dönmesi taraftarda yani giderse çok bir şey olmaz. İzlenimi uyandırdı. Doğru ya doğru. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ben kendi adıma da söylüyorum aynı. Şimdi konferans kadrosuna alınmadı ama Lecce'nin talip olduğu belirtilmiş. Ceko geldi, Tadiç geldi ve Fenerbahçe karışık. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Pedro'ya Lecce talip oldu demiş. Sadece Lecce mi? Ben geçtiğimiz hafta size şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki arkadaşlar nefesi kuvvetli olanlar nefesiyle, duası kuvvetli olanlar duasıyla etsin. Çünkü Cao Pedro'yu Arap Yarımadası'ndan bir takım istiyor. Keşke gitse dedim. Bugün sözümün hala arkasındayım. Ben sözümden dönen bir adam değilim. Hala arkasındayım. Umarım o takıma gider. Yani umarım inşallah o takıma gider arkadaşlar. Ama iki takım daha Serie A'dan iki takım daha Pedro ile temas kurmuş. Oyuncunun rakamları 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti diyor. Bu çok mühim değil. Oyuncu sakatlıktan döndü. Şimdi benim asıl hedefimde kim var? Ekampi var. Ama FC Luzern takımı 20 yaşındaki 6-8 numara pozisyonda oynayan Ardon hari için 5 milyon euro civarında bir konservis servis istiyormuş. Sevgili Muharrem Öztürk bu ismi sunmuş piyasaya. Herhangi bir teklifimiz şeyimiz yok ama diyor gözüm kapalı veririm diyor. Hiç düşünmeden alırım diyor. 7,5 milyon euro değeri var. İsviçre'de oynuyor. 2026'ya kadar sözleşmesi var. 30 Temmuz doğumlu. 20 yaşında 21 olacak. 1.81'lik ön libero. Bizi biraz zayıf duruyor ama eğer bize gelse güçleri milli takımda seçilmiş iki maçta da oynamış. Kuzey Makedonya asıllı. o tamam bize gelme ihtimali de artar böyle. Valla bu tip bir isim alınabilir mi orta sahaya? Bence biraz daha net isme bakıyordur Fenerbahçe. Çünkü taraftarın tepkisi, taraftarın isteği çok yüksek. Bir eleştiri aldım. Diyorsunuz ki hocam e, skorer kanat istiyorum. Ama adama Traore'yi istiyorsun. Adama Traore'nin istatistiklerine millet bir baksın diyor. Neresi skorer kanatmış? Bana anlasınlar diyor. Ya taraftarımızın çoğu istemez belki. Ama ben kişisel olarak futbol bilgime, futbol düşünceme güvenerek biz de iş yapacağını düşünüyorum. Herkesin de fikrine saygım var. Yani Her şeyde rakam demek değildir. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe 20 yaşındaki orta saha Fabrizio Diaz için kulübüne. Ki Kulübünün adını biliyor musunuz arkadaşlar? Kulübünün adı Liverpool Montevideo. 5 milyon euroluk teklif yapmış Fenerbahçe. Oyuncu hem scout şefi Batuhal Hakçıl hem de Vitor Pereira'nın şiddetle önerdiği bir isimmiş. Son dakika olarak da arkadaşlar vermişler. Ee, çevir bakalım. Benim Portekiz İspanyolca o kadar iyi değil. 6 milyon euro piyasa değeri var. 2026'da sözleşmesi bitiyor. 6-8 oynayabilen 1.76 boyunda Uruguaylı ile milli takım Uruguay milli takımına seçilmiş de oynamamış ilk başta. Yaşı 20. 20'ye girmiş 19 yaşından 20'ye girmiş. Vallahi Pereira öneriyorsa Scout ekibi de girdi bir önermesi varsa bence olabilir. Ama ben hani sosyal medyada gördüm bunu. Benim kaynaklarımın verdiği bir duyum değil. Yani sonra demeyin bana hocam milletin duyumuyla hava atıyorsun diye benim bilgim değil. Ekambi. Hava alanında görüntülendi diye. Yani 32 derece yazıyor. montla geziyor. Eğer görüntü doğruysa tam bizlik forvet. Kanat forvet. Çünkü bizim kanat forvetimiz genelde beyinsiz olmak zorunda. Yani gerçek hayatta beyinsiz ama sahada beyinli olmalı. Mesela biz m de bunu yaşadık. Bizde tuttu başka mesela e, neyse başkalarının hakkına girmeyeyim. Emenike'yi en azından biliyorsunuz. Ne demek istediğimi örneği tam olarak algıladığınızı düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. E, Lyon Ekampi için 5 milyon euro bonservis bedeli istemiş. Görüşmeler sürüyormuş ve Fransız kulübü 3 milyon euroya kadar düşmüş. Bu sanırım Sercan Hamzoğlu'nun duyumu, özel duyumu. Şimdi e, Öyle diyor ama yani ben Fenerbahçe'nin bedava alacağını düşünüyorum. Oyuncunun sözleşmesini feshetme hakkını elinde tuttuğunu düşünüyorum. Bakın ifadelerim çok keskin. Ben genellikle duyum verirken, şifreli duyum verirken aslına bakarsanız sakin kafayla dinleseniz anlarsınız. Lan bu adam niye bunun üstüne düşüyor dersiniz. Mesela ben bir oyuncunun analizini falan yapıyorsam, skills videosunu izliyorsam kurtuluşu yoktur o oyuncunun. Hayırlı olsundur. Yani şimdi e, bu oyuncuyla ilgili ben şunu söyleyeyim. Biz bedava almak istiyoruz. Oyuncunun da elinde böyle bir hakkının olduğunu biliyoruz. Ben söylüyorum. Biz bu transferi gerçekleştirirsek bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Hocam Zaha'dan Ekambi'ye düşmek hani Ekambi'den Rossi'ye düşmek gibidir. Ya bana kelime oyunu yapmayın. Ekambi'yi biz hangi kanat için düşünüyoruz? Önce onu bir düşünün. Önce ona bir bakın. Ekambi'yi biz daha çok sağ kanat için düşünüyoruz daha doğrusu sağ kanat için düşünürüz derken tad içi sağ kanada ekan bir sol kanada atabilirsin. Şimdi bu bir. İkincisi ekan bir blöf olarak sosyal medyada vermiş olabilirsin. Yani geliyorsan gel gelmiyorsan bak alacağım adam belli diyebilirsin. Şimdi her şeyi geçtim. Hocam gerçekten biz bu adamı alacak olsak nasıl bir adam? Yani senin bir fikrin var mı? Ben önce şunu söyleyeyim benim vaktim çok az arkadaşlar normal hayattan kitap okumaya bile vakit bulamıyorum okudum muydu iyi okuyordum eskiden yani günde 2 saat 3 saat okuduğum oluyordu da artık daha az okuyorum o yüzden benim zamanım yok Hani Avrupa maçları başka lig maçları falan ben öyle vaktim yok açık söyleyeyim ama sevgili Furkan kardeşim Ezel Bayraktar kısa bir bilgilendirme yapmış. Okuyorum. Karl Tokay Kambi için uzun analizler kasmaya gerek yok. Kendisi Musa Sov tarzı 4-3-3'ün sol kenar forveti. Okuya oynayan yani sol kenar forveti bu rolde oynayan, yeri gelince santrafor oynayabilen bir oyuncu. Yani oyuncuyu kime benzeteceğiz? Musa Sova. Kesinlikle çizgi kanadı değil. Sağ kanattan gelişen ataklarda sık sık soldan ikinci santrafor gibi içeri sızar. Arka direkte gol kovalar. Şimdi Fenerbahçe'nin sağ kanadında şimdilik Tadiç ve Ferdi'nin olabileceğini düşünürsek o kanat yalama eder rakip. Rakibin sol kanadını yalama eder o kanat. Ve o kanattan sürekli atak bindirmesi yapılır diye düşünüyorum. Yani e, olabilitesi yüksek bir şey. Nasıl diyeyim? Yani işe yarar bir pozisyonda, işe yarar bir oyuncu olur diye düşünüyorum bak şimdilik. Bakalım defosu mefosu neymiş? Sık sık ceza sahası içinde olduğu için golü koklar ve dönen topları tamamlar. Zaha ile kesinlikle aynı tarzda değil. Hani bir Perotti, Valbuena gibi şapkadan tavşan çıkarmaz. O tipte de biri değil demiş ki ben çok severim şapkadan tavşan çıkaran oyuncuları. Ama doğru sistemin tamamlayıcı oyuncusu olabilir. Sık sık sol çaprazdan içeri attığı koşularla Bekinin önünü boşaltıp koridoru Bekine bırakıp içeri sızar. Yani sol kanadı Bekine bırakıp içeri sızar. Verkaçları iyidir. Ceko ile aldı verdiği işini çok iyi yapar. Sezonun tamamında forma şansı bulduğu takdirde gol asist toplam 15 ila 20'leri görebilir. Bence daha da fazla görebilir. Ama tekrar edelim. Karşısındaki kanat çalım meziyetleri olan bir isim olmalı. Bekler de İsmail Hoca'nın son döneminde Ferdi Osayi'nin bindirdiği gibi sürekli bindirmeli. Bu taktikte set oyununda fayda sağlar ama asla bir süper yıldız değil diyor. İsmail Hoca'nın listesinde en başından beri olan bir isim de İsmail Hoca 12-13 ve 13-14 sezonundaki Sov rolünde düşünüyor. Sov kadar yetenekli mi? Bir gömlek düşük mü? Bunu vereceği performansa göre yorumlarız demiş. Ben şunu söyleyeyim. Bizim ilk aldığımız Sov'un performansına Zaha da yetişemez. Yani şu an inanmayacaksınız. Şu an futbol bilgimi sorgulayacaksınız ama bizim ilk aldığımız Sovun performansına kesinlikle daha yetişemez. Yani e, ha aynı tipte de oyuncular değildi o ayrı mesele ama o Sov şapkadan da tavşan çıkarıyordu bir rövaşatayla, bir estetikle, bir vuruşla ve e, kulübüne de bağlı bir futbolcuydu. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi Öte yandan imzaladığı takdirde Pedro, Joshua King, Rossi gibi fazlalıklar satıldığı takdirde elimize Kampi'den dolayı rahat olacak demiş. Bir kere cevap Pedro, Joshua King ve Rossi. Üçünü toplayın. Verdikleri katkılar. yani zaha etmeyeceği için zaha düşünüyor. Yani üçünü satsan, bir zaha alsan. Onların parasını buna veriyoruz desen kimse itiraz etmez bence. Çünkü o kadar... E taraftarı yıldıran kanat oyuncuları oldular ki durum bu açıkçası. Şimdi e, bu arkadaşı düşünüyorsak sola düşünüyorsak sağa Tadici atarsın. Ki için kendisine sorsan belki o da sağda oynamak ister. Neyse. Ekambi'den dolayı elimiz rahat olurum Sakatlık olursa forvet oynar. Maç sıkıştı. Son 20 dakika gir çift forvete dön. Sola başkasını koy. Ekambi'yi çift forvetten biri yap gibi diyor. Anladığım kadarıyla arkadaşlar oyuncunun hani böyle çalımdan adam geçeyim ne bileyim sağdan atıp içinden geçeyim meziyetleri yok. Rossi'de vardı o sağdan atıp içinden geçmeye çalışıyordu. Bindirici forvet. Şimdi bindirici forvet olunca da takım sanki 4-4-2 oynuyor gibi olur. Ama orta sahadaki çift ön libero ile oynarsan bu tip futbolcular işe yarar. Ama orta sahada bir ön libero 1 8den oynarsan yani 6-8-10 oynarsan bu tip oyuncular sana zarar da verebilir, maç maç. O yüzden iyi düşünmek lazım. Mesela sağ kanatta bir Emre Moru da deneyebilir, oradan getirip bindireyim diye. Tamamlayıcı forvet rolü uzun zamandır bizde tamamlayıcı forvet, kanat forvet yoktu. Mesela bir Borini, Borini bunun top taşıyan haliydi. Yani Borini bunun top taşıyan haliydi. Gittiği takımın oyuncunun profilini iyi bilmesi lazım. 8 milyon euro piyasa değeri var. Kamerun milli takımına 55 kez oynamış. 13 golü var. Boş beleş bir oyuncu değil ama bir süperstar da değil. Hani Orman'ın arkasına kimin ismini yazdıracağız diye çok deliriyordunuz ya. Orman'ın arkasına isim yazdıracak oyunculardan değil. Anlatabiliyor muyum? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. On servisini eline alıp yıllık 1.8 milyon euroya tamam dediğini ben biliyorum. Yani on servisini alırsan biz de tamam dedik diye. Bana gelen duyumlar bu şekilde ama sahayı ikna etmek için gençle bilerek mi yapıyoruz? Gerçekten mi alıyoruz? Derseniz, yani alacaksak gerçekten alırız. Ben şunu söyleyeyim. Bugün Joshua King'i 4 milyon euro'ya, Pedro'yu 6 milyon euro'ya, Rossi'yi de 6 milyon euro'ya sat, 16 milyon euro. Ben üçünü sattım. Kadroda bir tane isim tutacağım. Bu Ekambi olacak dersen ben kabul ederim. Üçünü sat. Çünkü katkı yok, bir şey yok tatlı maddesi yok. Üçünü satıp ekran alalım dersen ben okey veririm. Birçok kişi de okey verir. Ama onun ötesi bilmiyorum ya. Yani mesela ben Livakovic'den çok korkuyorum. Livakovic bize gelirse başarısız olacak. Boşuna para vereceğiz gibi hissediyorum. Açık söyleyeyim. İçimden hissi olarak böyle bir şey var. Sizin yaptığınız gibi yapmıyorum bak. Oyuncu gelir gelmez böyle. İçimden bir ses bu çöp, çöp çıkacak falan. Daha ben gelmeden söylüyorum. Ekran bir konusunda da ya zaman zaman mükemmel. Zaman zaman da ulan biz bunu nereden aldık dedirtecek gibi geliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mutlu pazarlar diliyorum herkese. Yarın itibaren mutlu bir hafta diliyorum ki önümüzdeki hafta çok dikkatli olun. Sadece maçımız yok. Bir 5 tane falan kap görebiliriz. Pazartesinden Cuma'ya en az bir 5 kap bekliyorum. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım. Video beğenmeyi unutmayalım.